Son dönemde maalesef yabancı yatırımcı sayısında ciddi bir düşüş var. Bırakın yerli yatırımcı da yatırım tercihini yurt dışından yana yapıyor. Oysa ki üretimi arttırmak esas hedef ekonomide büyüme için. Verimliliği arttırmak asıl hedef. Ve bunun için de yatırım şart, sıfırdan yatırım özellikle şart. Dün TÜSİAD'ın, Türk İş Adamları Derneği'nin, İş İnsanları Derneği'nin genel kurulu vardı. Orada onu takip ettim. Orada iş insanları da bunun altını çizdi. Hem kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınmasını hocamın dediği gibi altını çizdiler. Hem de yeni yatırım için hem hukukun uluslararası normlara uygun olması gerektiğini, eğitimin cemaatlerden, tarikatlardan ayrı tamamen bilim ışığında yapılması gerektiğinin altını çizdiler ve vakit kaybediyoruz afaki tartışmalarla dediler. Yani iş dünyası da aslında şu anda üretimin, verimliliğin, yatırımın konuşulmasını istiyor. Oysa ki işte seçim arifesinde maalesef bunları konuşamaz durumdayız. Sistemi konuşamaz durumdayız. Oysa Türkiye ekonomisinin büyümesi, verimliliğin artması, bütün vatandaşların gelirinin artmasıyla ancak mümkün. Gelir dağılımındaki ciddi eşitsizlik, 2007'den beri gelir dağılımındaki en kötü tabloyla karşı karşıya Türkiye şu anda. Bunu düzeltmek için de enflasyonun kontrol altına alınması lazım. Oysa ki şu anda sadece para politikalarıyla onun kontrol altına alınması tartışılıyor. Oysa yapısal reformlar, bugün iş dünyasından yine yapısal reform sesi yükseldi. Bugün mesela Mehmet Şimşek, şimdi 8 aydır yanılmıyorsam koltukta, hiç bir yapısal reformuna tanıklık ettiniz mi? Var mıdır yeni bir reform Mehmet Şimşek'in yaptığı geldiğinden beri? Şimdi tabii yapısal reform dediğinizde vergi bizde tabana yayılı. Onu tavana yaymak. Yani daha çok sermayeden vergi almak söz konusu olması lazım. Bunlar kolay işler değil, hele seçimden önce. Şimdi daha çok bir sıkılaştırma konuşuyoruz. O sıkılaştırmada tabii biraz bizim sıkılaştırmamız. Yani halk, vatandaş yine sıkılacak. Şöyle söyleyeyim, Nebati'den farklı ne yaptı mesela Mehmet Şimşek? Şimdi orada tabii şuna bakmak lazım. Çok fazla ne yapabileceğinize bakmak lazım. Şu anda yapılan bilimsel ekonomi şartlarına geri dönüş, kurallara geri dönüş. Ama Cevdet Akçay'ın da söylediği gibi Türkiye'de bir fiyat algısı kalmamış durumda şu anda. Bize bir markete gidiyoruz, hepimiz yaşıyoruz herhalde. Markete gidiyoruz, bir fiyat görüyoruz. Bu doğru fiyat mı? Hani fazla mı, az mı? Hiçbirimiz tam olarak bilemiyor çünkü çok yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız bir süredir ve görünen o ki o da bir süre daha devam edecek. Mayıs'ta %72 ile zirve görecek. Daha zirveyi görmedik. Borsa bugün 9.000 puanı aştı. Dünkü toplantıyı beğenmiş gözüküyor piyasa ama enflasyonda daha kısa vadede çok hızlı bir Düşüş iyileşme beklemiyoruz. söz konusu Oysa gözükmüyor. orta vadeli programda %5 gibi böyle yıllardır bir hedefimiz var. Hani ne kadar gerçekçi? Şimdi %36 yıl sonu enflasyonu beklentisi var. Ben hemen bir Türkiye Meclisi'ne döneyim mi? Bir Türkiye Meclisi üyeleri ne diyor? Çünkü çarşı pazarda alışveriş yapan da iş için akaryakıt alanda hesabına baktığında kendi enflasyonunu görüyor. Yani aslında tüketicinin tek ölçütü kendi cebi diye düşünüyorum ve Bimen Bey'e hemen söz vermek istiyorum. Öncelikle herkese selamlar. Ekonominin karanlık lorduna da buradan bir selam yolluyorum. Murat Muratoğlu'na, Ben peki de bir izleyicilerimize Sit Apprentice olarak konuşmaya başlayacağım. Sistemi değiştirmekten bahsediyoruz. Öncelikle bir ülkenin parasının, gücünün en önemli şeylerinden biri üretim. Ama ondan sonra rezervleri ve en önemlisi de ülkenin ne kadar güvenli olduğu, hukukunun ne kadar sağlam olduğu ve gibi 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 şeyler. Yani o tavuk horoz örneğinde geçen sefer de söylediğim gibi kümesin de nasıl olduğu önemli. Öncelikle toplumun, bireylerin
bir ekonomik, hani biraz önce bir ekonomi dışı, kayıt dışı bir paradan bahsettik. İnsanlar hep onu söyleyince şöyle bir şey düşünüyorlar. İşte ekonomi kayıt dışı para kesinlikle işte ya mafyadır ya iş adamları. Hayır, ekonomi kayıt dışı para, sen kiracıdan aldığın kirayı mesela 10 bin lira kira alıp bunu gösterip 10 bin lira diye gösterirsen ve 9 bin lirayı cebine atarsan bu kayıt dışıdır. Bireyin daha birey haklarını tam anlayamadığı bir toplumda vergisinin